Ben de deminki yayınımızda Ebru hipofiz beziyle hipotalamustan bahsetmişti Yasemin de. Biraz bu konudan bahsetmek istiyorum. Çünkü vücudun gizli yöneticisi biliyorsunuz hipotalamus aslında. Beynin alt bölgesinde yer alıyor hipotalamus. Fakat genel görevine baktığımızda şimdi vücudumuzun içerisinde biz birçok işlem meydana geldiğini biliyoruz. İşte vücut ısısının sürekli sabit derecede olması gerekiyor. 36-37 derecede. Isı biraz düşse veya biraz yükselse veya aşırı yükselse vücudun riske girebilecek durumları meydana geliyor. Aynı şekilde kan basıncı da yine vücut için çok önemli seviyelerde bulunması gerekiyor. Bunun da artması veya düşmesi insan hayatı için çok riskli durumlar meydana getirebiliyor. Her insan günün belirli bir vaktinde uykuya dalabiliyor. Yani Allah bedeni o şekilde yaratmış. Muhakkak uykuya dalabilecek gibi veya bir bebek düşündüğünüzde bebek ilk oluşmaya başladıktan sonra yani ilk doğduktan sonra daha doğrusu hızla büyüyüp bütün bebeklerde olduğu gibi herhangi bir hastalık meydana gelmediği sürece çok rahatlıkla gelişip normal insan boyutuna gelebildiğini biz biliyoruz yıllar içerisinde. Tabii bunların hepsinin meydana gelmesi için biz baktığımızda insanın aslında herhangi bir müdahalesi olmuyor. Çünkü siz düşünün ne günün herhangi bir vaktinde ateşinizi ayarlıyorsunuz, ne uykunuzun gelmesi için vücudunuza özel bir emir veriyorsunuz, ne de işte bir bebek doğduğunda bunun gelişmesi için özel bir müdahalede bulunuyorsunuz. Bunların hepsi vücutta dışarıdan sizin belki vücudun içerisinde yerleştirebileceğiniz termometreler olmuyor, basınç ölçerler olmuyor veya vücudun içine mini bir laboratuvar yerleştiremiyorsunuz. Ama vücudun içerisinde insanın hiç haberi olmayan bir yönetim merkezi var. Bu sistem bütün insanlarda ilk insan yaratıldığı andan itibaren kusursuzca çalışan bir sistem ve kusursuzca devam eden bir sistem. Biz bunu bildiğimiz için Allah'a tabii ki biz şükrediyoruz. Fakat bunu düşünmeyen insanlar böyle bir sistemin nereden meydana geldiğini de bilemeyebiliyorlar. Şimdi hipotalamus tabii ki bu sistem. Yani insanın içerisinde insanın bütün sistemlerini kontrol eden beynin işte o alt bölgesinde bulunan hipotalamus dediğimiz küçücük bir et parçası. Fakat hipotalamus tek başına mı hareket ediyor? Hayır. Hipotalamusun yardımcısı var, hipofiz bezi. O da onunla birlikte hareket ediyor. Fakat hipotalamusun tam emrinde, emir eri konumunda. O ne derse onu yapıyor. Ama hipotalamus tabii ki o da tek başına hareket etmiyor. O da beyinden ve vücudun derinliklerinden gelen mesajları alıyor, yorumluyor ve bunları harekete geçiriyor. Şimdi pratikte sistem nasıl meydana geliyor? Bunu düşünecek olursak hipotalamusa vücudun çeşitli bölgelerinden ihtiyaç sinyalleri geliyor. Bunun da en önemlisi tabii ki beyinden gelenler. Bu mesaj geldiğinde hipotalamus görevi hipofiz bezine şu hormonu salgıla diyen bir hormon gönderiyor. Şimdi normalde bu da yine hormonlar vesilesi oluyor. Aslında bu tamamıyla bizim hormon sistemi dediğimiz bir sistem. Ama bu sistem mesela demin burada tiroksin hormonunu anlattı Yasemin. Tiroksin hormonu bir anda kendiliğinden salgılanmıyor. Vücudun çeşitli yerlerinde hormon salgılayan bezler var. Hormon bezleri, mesela böbrek üstü bezleri veya işte tiroid bezleri gibi veya kadınlarda yumurtalıklar, erkeklerde de testislerde olduğu gibi çeşitli hormonlar salgılanıyor. Şimdi bu hormonlar kendi kendilerine bir anda durduk yere salgılanmıyorlar. Bunların salgılanması için hipotalamus hipofiz bezine diyor ki sen tiroid bezine söyle, o tiroid hormonları salgılamaya başlasın gerekli diyor. Bunun için de hipotalamustaki hormonların boyutları çok çok küçük. Yaklaşık 3 amino asit büyüklüğünde falan oluyor. Yani bizim amino asit boyutunda Maşallah. düşünecek olursak. İşte bu küçük hormonu gidiyor, gönderiyor hipofiz bezine. Hipofiz bezi de vücudun gerekli bölgesindeki işte tiroide gidecekse eğer o hormon, tiroid bezine tiroid hormonu salgılanması emrini verecek. O hormonu direkt yola çıkarıyor ve vücudun derinliklerindeki o bölgeyi hiçbir zaman yanılmadan tiroid hormonu salgılanması gereken hormon tiroid bezine, böbrek üstü bezlerine gidecek, böbrek üstü hormonlarının da salgılanması gereken yere gidecek hormon da ilgili yere gidiyor. Fakat siz hormonu şimdi düşündüğünüzde molekül dediğimizde biz küçük yuvarlak belki moleküller deyip işte böyle topçuklar gibi düşünüyor olabilir bazı kişiler. Bu şekilde olmuyor. Burada olağanüstü bir sistem işte burada devreye giriyor. Çünkü hipofiz bezi o hormonu gönderdiğinde o hormon vücudun derinliklerini hiç bilmediği bir yerdeki o böbrek üstü bezine gittiğinde işte o böbrek üstü bezindeki algılayıcıları, antenleri tam uyumlu olacak hormonu salgılamış oluyor. Bunu şöyle düşünebiliriz. Siz dünyanın mesela Türkiye'de İstanbul şehrinden dünyanın herhangi bir bölgesindeki bir ülkede mesela Afrika'daki bir ülkedeki, bir şehirdeki bir evin
kilidine uyum sağlayacak olan anahtarı üretip oradan gönderiyorsunuz ve o anahtar o kapıyı açıyor. İşte hipofiz bezinin görevi aslında bu. Yani bunu düşündüğümüzde tabii ki olağanüstü bir sistem var. Hayatında hiç görmediği hücrelere uyumlu olacak bir hormon salgılıyor ve o hormonu sadece ilgili bölgeye götürüyor. Zaten mesela böbrek üstüne gidecek olan hormonu tiroid bezine gönderse hiçbir vasfı olmaz, hiçbir işi olmaz. Çünkü o kilidi o anahtar açmamış olur. İşte burada Allah o kadar olağanüstü bir sistem yaratmış ki vücudun içerisinde yöneticiler var. Bu yönetici hipotalamus, onun emrindeki yardımcısı, istihbarat şefi de diyebiliriz. Hipofiz bezi birlikte olağanüstü bir uyumla tam iletişim haberleşme sistemiyle vücudun içerisindeki bu posta servisi sistemiyle ilgili olan vücudun gerekli olan bütün işlemlerini görmesine ortam sağlamış oluyor. Bu işte gerçekten Allah'ın yarattığı çok olağanüstü bir sistem. Bir ayet okumak istiyorum inşallah. Rabbimiz Fatır suresi 15. ayetinde şeytanı Allah'a sığınırım. Ey insanlar, siz Allah'a karşı fakir olan muhtaçlarsınız. Allah ise gani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Hamid övülmeye layıktır. Bütün bu sistemlere ihtiyacı olan biz Allah'a karşı fakir olan insanlarız. Rabbimiz ama bütün bu ihtiyaçlarımızı bize haberimiz bile olmadan her saniye kusursuz olarak yaratarak gönderiyor maşallah. Maşallah. Hipotalamus hücreleri kandaki sıvı miktarını ölçmekle görevlidirler. Hipotalamus hücreleri kandaki sıvı miktarı normal seviyenin altına düştüğünde alarm durumuna geçerek gerekli önlemleri de alır. Alarm durumuna geçen alıcı hemen beynin arka kısmındaki hipofiz bezine mesaj gönderir. Yüce Allah yarattığı her canlıya olduğu gibi bu alıcılara da en kusursuz ilimle görevlerini ilham etmektedir. Darwinistler insan vücudunda birkaç kesme şeker büyüklüğü kadar yer kaplayan hipotalamusun insanın oluşumu için üreme bezlerinin gelişmesi gerektiğini hesaplayıp buna bir zaman verip ve tam o dönemde o hormonu salgılaması gerektiğini, gözü, kulağı, dili hatta beyni bile olmayan bu et kütlesinin zamandan haberdar olarak aradan geçen seneleri hesaplamasının ve buna uygun ayarlamalar yapmasının kör tesadüflerle açıklanamayacağını düşünmezler. Şu an koltuğunuzda rahat rahat oturarak bu videoyu izleyebilmenizi, vücudunuzun iç dengesini sizin adınıza düzenleyen sistemlere borçlusunuz. Vücudunuzdaki iç dengeleri yapay bir şekilde sağlamaya çalıştığımızı düşünelim. Öncelikle insan bedeninin birçok noktasına çok hassas termometreler, damarların yüzeyine kan basıncını ölçen alıcılar ve hücrelerin çalışma hızlarını kontrol eden mini laboratuvarlar yerleştirilmelidir. Şüphesiz günümüz teknolojisiyle insan bedeninin derinliklerine binlerce termometre, mini laboratuvar, basınç ölçer gibi aletler yerleştirmek henüz imkansızdır. Ancak mümkün olan en mükemmel tasarıma sahip özel bir sistem insan vücudunun derinliklerine doğuştan yerleştirilmiştir. Bu, beynin hipotalamus isimli bölgesidir. Hipotalamus, her an beyinden ve vücudun derinliklerinden kendisine gönderilen mesajları değerlendirir. Ardından vücut ısısının sabit tutulması, kan basıncının düzenlenmesi, vücuttaki su oranının dengelenmesi ve hatta uyku düzenliliğinin sağlanabilmesine kadar birçok işlevi yerine getirir. Burada düşünmesi gereken nokta ise şudur. Hipotalamus, yağ, su ve proteinden oluşmuş bir et parçasıdır. Bir et parçası nasıl olur da hayati fonksiyonlarımız olan bu dengeleri kusursuzca sağlar? Şüphesiz ki hipotalamustaki bu akıl ve şuur Allah'ın sonsuz aklının bir tecellisidir. Allah bir Kur'an ayetinde şöyle buyurmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Siz Allah'a karşı muhtaçlarsınız. Allah ise ganidir, hamittir.